Çünkü somon birazcık daha olacak. Şimdi peki, normalde doğru. Kavanozumuzu aldık. Evet. Ebru. Ondan sonra yıkanmış bir limonun şöyle ortasından. Evet. Şöyle biraz kalın bir dilim kesiyorum. Kavanozda somon balığı. Kavanozun en altına bunu atıyorum. Harikasın. Ondan sonra çubuk tarçın. Biraz böyle alengirli bir şeyler istersek ben portakal da koyuyorum. Çok güzel. Bir tane sarımsağımızı atıyorum. Hemen deneyeceğim. Evet, ondan sonra şöyle bir biberiye, taze biberiye. Buna taze kekik de koyabiliriz. Çok güzel, bakar mısınız? Ya şunun lezzetin, zevkin güzelliğine bakın diye şöyle göstereceğim size ama şu anda net bir şekilde bakın içine domatesi, sarımsağı, biberiyesi, tarçını. Hatta isterseniz portakal dilim bile koyabilirsiniz diye. Ve somonlar girdi içine. Somonlar giriyor. Bu inanılmaz bir de dekoratif biliyor musun? Bunu bir arkadaşım yapmış. Tadı nasıl dedi. Metin dedi ben onu dekor diye yaptım Ay, çok dedi. Güzel. Masaya böyle dekor koymuş. Onu sen pişiriyor muydun dedi. Ben de görmüşüm. Şimdi tabii servis yaparken de böyle kavanozda mı çıkarıp servis geliyor? Aslında... inanılmaz da pratik tabii. Mesela bak şimdi onu göstereceğim. Böyle pişecek ya bu. Evet. Dolayısıyla mesela misafirin gecikse bile bu sıcak kalabiliyor. Ay, geldiğinde güzel. Kendileri açabiliyor. Ya da bunu tabağa boşaltabiliyorsun. Evet. Pilavın üzerine koyabiliyorsun. Mükemmel. Şimdi buna birazcık karabiber ekleyeceğim. Evet. Çok az şöyle üstüne. Ben bunu aynı zamanda kendim de görüntülemek istiyorum. Çünkü bu gördüğüm en ilginç tariflerden biri. Üzerine tuz koyacağım. Top karabiber de koyabiliriz. Evet. O zaman gördün değil mi? Baksana şöyle. Mükemmel. Evet. Siyez buğdayımız pişiyor bir taraftan. Evet o pişiyor. Ve bunun şöyle üzerine zeytinyağını koyuyoruz. Harikasın. Limon suyu eklemedin ya da herhangi bunu bir şey. Bunu aslında tamamen... şöyle bir şey. Limonun kendisini bırakıyorum. Evet. Tamamıyla somon çok... Yağlı bir balık aslında. Yağlı balık. Aslında limon biraz asitesiyle onu dengeliyor. Tamam. Portakal suyu. Taze sıkılmış portakal suyu da koyabiliriz. Mükemmel. Portakal birazcık daha aslında alışık olmadığımız bir tat. Hı-hı. Ama mesela ben bunu yaptığım zaman herkesin de alışık olmadığı için aslında güzel bir etki oluyor. Bunda bir şey var. Çok güzel. Çok güzel. Ben somonu pişirirken içine en sevdiğim tariflerden biridir. Sarımsakları küçük küçük kesip saklıyorum somonun içine. Ve üzerine biraz balzamik zeytinyağı ve limon. Koydun sarımsağı gördüm. Sarımsağı bu da koyduk. Çok güzel ve şimdi lezzetli. Şimdi ben bunu bir tane yapıyorum ama bunu mesela büyük bir tencerede yaparken tencere kavanozlar birbirine çarptığı zaman biliyorsun biz normalde restoran mutfaklarında camı pek sevmeyiz. Evet. Hep çelik kullanırız. Evet. Çünkü cam kırılır, kontrolü olmaz. Bazen zamanla yarışıyoruz. Şefliği biliyorsun kusuru kabul edilmeyen tek meslek. Düşünsene aç bir restorana gidiyorsun yemek yanlış geliyor. O halde düşünüyor musun? Gibi değil. Ben bunu şöyle kağıtla içine koyuyorum. Aslında bu hani tek kaynayacağı için çok bir şey olmaz ama her zaman mutfakta önlem kontrol ve önlem önemlidir diyorsun. Çok güzel gerçekten. Eğer birkaç tane kavanoz koymak isterseniz birbirine değmemesi açısından kağıtla sarıp koyuyorsun. Yani, kaç dakika? Şöyle ben bunu birazcık diri diri renkleri böyle hala portakal, somon renginde kalsın istediğim için 10 dakika yapıyorum. Ama bazısı böyle çok daha böyle çatılı vurduğunda dağılsın istediği için 15 dakika. Mükemmel. 20 dakikada zaten çorba oluyor. Ha, 10 dakika. Kaynadıktan sonra mükemmel. 10 dakikada. Çocuklar için de çok güzel. Ha çorba kıvamında da biraz daha pişirirsek çocuklar için daha da kolay aslında. Aslında hakikaten çok şey oluyor. Sonra içinden tarçını falan çıkartıp bunu belki şeyde yapabilirsin. Birazcık blenderla çok ezmeden çünkü şey var. Bir de bunu ben tabii bıçağın tersiyle şey yapabiliyorum. Kılçıklarını da aldım. Elbette. Ama hani artık balıkçılar o kadar profesyonel ki üniversite profesör gibiler böyle balığı o kadar iyi şey yapıyorlar. İlla balıkçıya da gitmenize gerek yok. Bildiğiniz bir market varsa onlar da güzel balığı bir şekilde hazırlanmış verebiliyorlar. Kılçığı falan da olmayacağı için bir tek tarçını çıkartmak lazım. Evet. Çünkü tarçın acıya dönebiliyor. Biberiye zaten sapı mükemmel. Piştikten sonra kalın tarafı çıkıyor. Harika. Şimdi şunu göstermek istiyorum aslında Ebru. Vay 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 vay. Bunu birazcık hava atıyorum ama bakar mısınız nasıl? Gerçekten mükemmel. Şöyle biraz çevirebilirsen. Pişmiş olduğunu görebiliyoruz somonun şu anda. Şu anda mutfağını laboratuvara çevirdim. Mükemmelsin. Gerçekten harika bir tarif. Gelen profesör hocaları kıskanıyorum. Ben de birazcık böyle laboratuvara şey yapayım dedim. Bu aslında şu anda harikasın. Birazcık bencillik yapacağım. Bu benim tadımda. Yani benim yiyebileceğim bir tatlı olduğu için onu şey yapıyorum. Şöyle bakar mısınız? Mükemmel. Biraz daha pişecek mi somonumuz? Ya bu kolay bulunabilir bir şey mi? Evet ya. Peki. Var. Çok yani güzel. Onu
En kolayı şu da var ama senin mutfağına evet. böyle havlularla gelmeyin dedim.